Merhaba sevgili arkadaşlar, Songül'ün Dünyası'na, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayrama da yakışır güzel bir su böreği tarifiyle geldim. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Yoğurma kabıma yumurtalarım küçük bir iki ölçü yapacağım. 8 tane yumurta, 1 su bardağı su alıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum önce. Yumurtalar iyice dağılana kadar karıştırıyoruz. Evet, ununu ilave ediyorum yavaş yavaş. Bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Şöyle biraz daha çırpıcıyla devam ediyorum. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumuz kıvamlanana kadar bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor su böreği hamurunun. Evet, hamurumuz hazır şu anda. Bu şekilde kesiyorum. Bezeler hazırlayacağım. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım arkadaşlar. Şöyle tepsimi alıyorum. Bezeleri hazırladım arkadaşlar. Üzerinin kurumaması için bir tane poşete geçiriyorum. Bu şekilde 20 dakika kadar dinlendireceğim daha güzel açılması için. Bu şekilde dinlendiriyorum. Yufkaları açmaya başlamadan önce arkadaşlar, haşlayacağım suyu aldım tencereme. Kısık ateşte kaynamaya bıraktım. Yufkaları açmaya başlıyorum. Yufkalarımızı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Evet, yufkalarımı açtım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi suyum kaynadı. Pişireceğim, sonra tavama yerleştireceğim. Suyum güzelce kaynadı. Bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum kaynayan suyuma arkadaşlar. Yufkamı ilave edeceğim şimdi oraya. Şekilde yufkamızı koyuyoruz. Bir iki dakika bu şekilde kaynayacak. Sadece bir iki dakika. Hemen alacağım. Evet, kaynar sudan alıyorum. Buradan soğuk suyun içine
koyuyorum. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma, parçalanma olmadı. Çok da güzel açıldı. Suyumuz tamamen soğuk olması gerekiyor. Tavama alıyorum. Siz fırın tepsisi de kullanabilir, fırında da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Hiç yırtılmadı gördüğünüz gibi. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, ikinci yufkayı da koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ile 2 yemek kaşığı tereyağı erittim arkadaşlar. İkinci katına 1 yemek kaşığı gezdiriyorum. 5. katında peynirini koyacağım. Tekrar 1 kaşık yağ gezdirdim. Şimdi peynirli harcımdan koyuyorum arasına. Çok kısık ateşte pişireceğim. Kesinlikle pişmiyor diye düşünmeyin. Ocağın en büyük kısmının en küçük ayarında, kısık ayarında pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, su böreklerimiz hazır. İki tava çıktı. 9'ar tane koydum tavalara. Şimdi ocağın en kısık ayarını alıyorum arkadaşlar. En kısık ayarda pişecek. İçinde pişmesi için. Daha sonra göstereceğim size piştikçe, çevireceğim. Evet, böreğimiz kızardı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İnanın 1 saate yakın kızardı, ocağın en kısık ayarında bu şekilde kızarttım. İçi tamamen pişti. Şöyle bir alt üst edeceğim, göstereceğim size. Bakabilirsiniz. Evet, böreğimiz servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. İçi de tamamen pişti. 1 saate yakın pişirdim kısık ateşte. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tekrar Ramazan bayramınız mübarek olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.